Fenerbahçe hep büyüktü. Perçinledi. Aslında bir tarafıyla ülkenin yazgısını değiştirdi bence. Yani en önemli tarafı bu. Biraz evvel Ateş Bey'in de söylediği gibi kendi adına belki büyük bir çok büyük büyüme, yani dünyanın en büyük spor kulübü diyordum hep. Her basın toplantısında maçlardan sonra. Belki bunu futbol kulübü halinde getirme şansı varken 3 Temmuz'la beraber yani gövdesinden kesilen bir isimden silindir geçen bir kulüp gövdesinden kesilen bir takım haline doğru geldi. Fenerbahçe'sinden böyle oldu ama ülkenin yazgısı açısından da herhalde itiraz noktası, ana itiraz noktasını oluşturan pek çok şeyi değiştiren bir yer haline geldi. Hem hüzün hem de bir tarafıyla da ülkemiz adına da sevinç tarafı var. Çok güçlü bir örgütün, bir duvar gibi, bir karabasan gibi ülkeyi ele geçirmeye çalışan bir örgütün karşısındaki ilk bence itiraz duayı. Evet, yani nereden başlayayım, nereden bitireyim bilmiyorum. Çünkü çok kapsamlı, her tarafıyla çok kapsamlı bir yer. Bizim özellikle bir iki cümleyle durumu anlatmaya çalışayım. Büyük bir şoktu tabii ki. Olağanüstü bir şok. Hemen kulübeye doğru gittik. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Sonra işte durumu biraz anlamaya başladıktan sonra ben hemen tabii zihinde ne oldu acaba diye bir maçlara doğru gittim. Arkasından da 3 Temmuz kaçında toplandık hatırlamıyorum ama Topuk Yaylası'na gittik. Takımı topladık. Topuk Yaylası'na gittik. 7'siydi yanlış hatırlamıyorum. Sen bir basın toplantısıyla beraber durumu hakim olduktan sonra, durumu anladıktan sonra durumun öyle olmadığını özellikle Fenerbahçelilere anlatmamız gerekiyordu. Fenerbahçelilere bunu bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ondan sonra hemen muazzam bir görüntüdür. Yani muazzam bir görüntü hayatımızın en güzel günlerinden bir tanesidir. Değişik günlerinden bir tanesidir. Tüm Fenerbahçelilerin Topuk Yaylası'na gelişi. Oradan caddeye inişi, caddeden sonra da isyanı başlatmalarıydı. Bizim yapabileceğimiz bir şey vardı. En önemlisi bizim tarafımızda özellikle öyleydi. Bu muazzam, biraz evvelki gazetelerde görünen muazzam ablukaya yarattığı kirlenmişliği bir tek şekilde ortadan kaldırabilirdik. Bir sene önce yaptıklarımızı tekrar taraftara bir hatırlatarak yaptırabilirdik. Çalışmalardan sonraki süreçte, antrenmanlar başladıktan sonraki süreçte özellikle hazırlık maçlarında dahi ilk maç hariç, onu geçen bir televizyon programında anlatmıştım, çok uzun bir süreç onun için ona girmeyeyim. İlk maç hariç büyük bir şok dalgasıydı çünkü ilk maçımız, özel hazırlık maçımız. Bütün maçları kazanmak arzuyla lig maçı gibi oynadık. Ben ki hazırlık maçlarına çok fazla önem vermem. Çünkü taraftarımız arkamızda olmazsa, inanmazsa başarmamız çok kolay gözükmüyordu. O andan itibaren bütün maçları kazanmak olarak oynadık. Ligin 14. haftasına kadar da o mayınlı tarlada, biz mayınlı tarlada oynarken rakiplerimizin mayınları temizleniyordu. Önündeki mayınları temizlendiği yerde, bomboş sahalarda oynuyorlardı. Hiçbir ceza almadan, hiçbir şey olmadan. 14. haftaya kadar, o bir sene evvelki takım 14. haftaya kadar lider gitti ta Galatasaray maçına kadar. Galatasaray maçından önemli olanları, hafızası kuvvetli olanlar mutlaka hatırlar. Ve o sezonun sonuna kadar en azından bayrağı bir şekilde yukarıda tutmaya çalıştık. Yapabildiğimiz kadar, ne kadarını bilmiyorum. O takdir tabii Fenerbahçelilerin. Çok teşekkür ediyorum herkese.